gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan, ritme katılıyoruz. Güne bakan. Hayatın içinden devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bugün hayatın içinden de ilk olarak muhteşem bir projeyi, muhteşem bir düşünceyi konuşacağız. Konuğumuz Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Yılmaz olacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Fatih Bey. Nasılsınız, iyi misiniz Süleyman Bey? Sağ olun, gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Bizler de gayet iyiyiz. Normalde açılış yaparken aslında konuyla alakalı ayrıntılar vermeyi seviyorum. Ama bugün sizin yaptığınız iş o kadar bizi heyecanlandırdı ve o kadar anlamlı bir iş ki. Ben hemen sözü size bırakmak istiyorum. Şöyle ki siz aslında hem siz Aksaray Üniversitesi olarak, Aksaray Üniversitesi'ndeki öğrenciler olarak deprem bölgesinde özellikle işte başta Hatay olmak üzere deprem bölgesindeki köy okullarına kütüphane kurmak için bir kampanya başlattınız. Hakikaten muazzam. Yani ben söylerken benim tüylerim diken diken oluyor. Bu anlamda bunu itiraf etmek gerekiyor. Ve biz şimdi işte ayrıntıları bir de sizden dinlemek istiyoruz. Nasıl bir projeniz var? Ne zaman başladı? Nasıl hayata geçireceksiniz? Neler yapacaksınız? Yani tüm ayrıntıları sizden dinleyebilir miyiz lütfen? Elbette. Şimdi öncelikle bu projelerin çıkış noktasını dile getirmek istiyorum. Eğitim fakültelerinde topluma hizmet uygulaması dersimiz var. Bu derste öğrencilerimiz, ki öğretmen yetiştiriyoruz bizler, topluma faydalı bir takım etkinliklerle ilgili projeler üretmek, onları hayata geçirmekle mükelleftirler. Bu dersi alan öğrencilerimizin tamamı toplum lehine, toplum faydasına bir şeylerin yapmayı, bir şeyleri icra etmeyi kendilerine hedef edinmiş durumdalar. Ben 2012 yılında Aksaray'a geldim. O tarihlerde eğitim fakültesinde yönetici rolümüz vardı. O tarihteki öğrencilerimizle tüm bölümler bazında özellikle dezavantajlı köy okullarına dönük Aksaray içerisindeki, ilçelerindeki dezavantajlı köy okullarına dönük çalışmalarımız vardı. Bunlardan biraz detaylandırmak istiyorum. Mesela bir kısmı köy okullarında İMC ruhunu köylülerle birlikte yeniden canlandırmak için köydeki okulun tamirat, tadilat, işte bahçelerine fidan dikilmesi gibi etkinliklerini üstlenen öğrenci gruplarımız oldu. Yine köy okullarına okul öncesi bazında oyun sınıf oluşturma ve kütüphaneler kurma şeklinde tüm bölümleri içeren çalışmalarımız oldu. 2015 yılı itibariyle ben normal öğretim üyesi olarak çalışmalarıma devam ederken topluma hizmet uygulaması dersinin yürütücülüğünü üstlendim. O tarihlerde malumunuz Aziz Sancar'ın Nobel ödülünü kazanması bizim için bir ilham kaynağı oldu. Ve şöyle bir projeyle yola çıktık. Yeni Nobel adaylarımız neden olmasın projesiyle Aksaray'daki 3 köy okulumuza fen ve teknoloji laboratuvarı kurduk. Ve orada öğrencilerimizle birlikte gösteri deneyleri yaptık. Çok güzel bir sinerji yakaladık. Yani düşünün, ortaokul öğrencileri ilk defa üniversite öğrencilerinden fen ve teknoloji ile ilgili deneyleri gösteri deneyi şeklinde görüyorlar ve bunları keyifli bir şekilde izliyorlar, deniyorlar. Bunlar içerisinde işte gökyüzü gözlemleri var, mikroskopla alınan kesitlerle incelemeler var vesaire. Daha sonra Hayat Okumakla Güzel projesi gelişti. Bu projedeki amacımız şuydu aslında. Bunu biraz açmak istiyorum. Lütfen, zaman zaman ilgililer soruyorlar. Yani nereden çıktı bu proje köy okullarına? Köy okulları kütüphaneye, kitaba, kültürel etkinliklere, tiyatroya ulaşmakta, erişmekte gerçekten dezavantajlı okullarımız. Çok kısıtlı şartlara sahip. Burada ben neden köy okullarına kütüphane kuruyorum? Bunun
İki özel nedeni var. Birisi beni ilgilendiren neden, diğeri de bilimsel verilerden yola çıkarak. Beni ilgilendiren kısımda bulunduğum kasaba, yetiştiğim dönemdeki bulunduğum kasaba, aile ortamımızın işte sosyoekonomik düzeyi bizim kitaba erişmekte ve kendimizi yetiştirmekte zorlandığımız bir dönemde aslında. Bunlar benim şu an köy okullarına neden kütüphane kazandırmak istiyorum, neden fen ve teknoloji laboratuvarı kuruyorum veya neden sanat atölyeleri kuruyorum. Bu benim orada kendime has yaşadığım sürecin çıkış noktasıdır. Bir de bilimsel verilerden yola çıktığımız zaman Nevada Üniversitesi'nden Evans ve arkadaşlarının 2010 yılında 27 ülkeyi kapsayan bir çalışması var. Bu çalışmada ailede bilimsel kültürü ve eğitim başarısını oluşturmada kitaplar ve eğitimin bir böyle bir çalışma yapılmış ve bu çalışmada evinde 500 ve üzeri kitap bulunan bir ailede yetişen bir çocuk akranlarına göre 3.2 yıl algı seviyesi açısından önde olduğu tespit edilmiştir. Bu benim için bir çıkış noktasıdır. Evet. Bir diğer veri ise yine New York Üniversitesi'nden eğitim psikolojisi alanında çalışan Tevfik Şirin Hoca'nın 2017'de yayınladığı Bir Türkiye Hayali isimli eserinde de okullardaki kütüphaneleşme oranını ülkelere göre elindeki verilerle değerlendirme yapmıştır. Ve ülkelerde 5000 ve üzeri kitap bulunan veya kütüphanesi olan okullara baktığımız zaman Güney Kore %92, yani 100 okuldan 92'sinde bu tarzda bir kütüphane var. 5000 ve üzeri kitap bulunan. Singapur %77 iken ülkemiz maalesef bu konuda %1'in altında. Bunlar bizim için aslında teşvik edici unsurlar oldu. Ve özellikle de şehirdeki çocuklar bir yoluyla kitaba ulaşabiliyor, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere ulaşıyor ama köy okulları bizim için bu anlamda önemli bir ortam. Yani bu çocukların da bu anlamda şehirdeki çocuklar gibi eğitimdeki o fırsat eşitliğinden bir yoluyla yararlanması gerekiyor. Ha bizimki belki bir denizde kaplı ama en azından yani o deniz yıldızı misali birkaç çocuğun hayatına dokunabilirsek, evet, birkaç köydeki çocuğun hayatına dokunabilirsek o bizim için büyük bir mutluluk olacak. Bu şekilde hayat sanatla güzel, hayat okumakla güzel, çocuk oyunla büyür projeleri doğdu. Neler yaptık mesela hayat okumakla güzel de? Aksaray'daki 10 tane köy okulumuza kütüphane kurdu. Ve bunun son 3 tanesi, 3 köy okulu da deprem bölgesi olan Hatay'daki köy okulları. Ve bu çalışmaların sonucunda ki öğrencilerimizin, fakültedeki öğrencilerimizin gerçekten çok özverili bir taraması var. Üniversitedeki hocalarımızın odalarını teker teker dolaştılar. Şehirdeki kitap severleri, esnafları teker teker dolaştılar. Ve bu sayede 13 köy okulumuz için toplamda 36 bin kitap temin edildi ve bunlar muhataplarına, o minik öğrencilerimize ulaştırıldı. Muhteşem. Bu bizim için müthiş bir sinerjidir. Müthiş bir mutluluktur. Hele o öğrencilerimizin gittiğimiz ortamlarda araçlardan inerken bizi karşılamaları, o kolileri taşımaları, heyecanla beklemeleri, öğrencilerimizin etrafında pervane olmaları, onlarla birlikte oyun oynamaları, birlikte anılarını yazmaları, bunlar aslında öğretmen kavramının içerisinde olması gereken ama daha mezun olmadan yaşatılmış kavramlar. Yani öğrencilerimiz düşünün, ikinci sınıf öğrencisi, bu ruhu mezun olmadan ikinci sınıfta yaşamaya başlıyor ve çok güzel geri dönükler oluyor öğrencilerimizden. İyi ki öğretmenliği seçtim şeklinde geri dönükler oluyor. Tabii biz aslında sadece akademik anlamda başarılı çocuklar yetiştirmekle mükellef değiliz. Aynı zamanda entelektüel birikimi olan çocuklar da yetiştirmek zorundayız. Bu amaçla öğrencilerin dünyalarına sanatı da katmamız lazım. İşte Hayat Sanatla Güzel projesi aslında bu şekilde doğdu ve 3 tane
Aksaray'daki köy okulumuza piyanodan, bağlamadan, kemandan, ritim sazlarından oluşan, gitardan oluşan enstrümanlar temin edildi. O kadar güzel sınıflar oluşturuldu ki işte oturacakları punklar, nota sehpaları vesaire imrenmemek elde değil. Yani ben keşke diyorum öğrenciliğimde böyle bir ortamı görmüş olsaydım diyorum. Ama bu bizde işte bu şekilde yankı buluyor. Şu an imkanları hayırseverlerin veya kitapseverlerin, sanatseverlerin imkanlarına biz aracı olarak öğrencilerimizle birlikte muhataplarına ulaştırmış oluyoruz. Ve böylece 3 tane Aksaray'da köy okulunda biz müzik atölyesi oluşturduk. Yine çocuk oyunla büyür projesinde özellikle deprem bölgesindeki çocukların yaşadıkları o travmadan kurtulabilmesi için veya ilgilerinin işte oyunla eğitime yönelebilmesi için 2 tane köy okulumuza oyun sınıfı kurduk. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından gelen oyuncakları oraya taşıdık, kurduk ve onlara teslim ettik. O okul öncesi çağındaki öğrencilerimizin o coşkusunu görmek gerekir, yerinde görmek gerekir. Bunun hangi şartlarda yaptık? Geçen yıl malumunuz bahar döneminde depremden dolayı tüm üniversiteler online eğitime geçmek zorunda kaldı. Düşünün, siz böyle bir projeyi yürütüyorsunuz. Fiziken ben Aksaray'dayım ama öğrenciler uzaklarda kendi memleketlerinde, ikamet ettikleri yerlerde. Böyle bir projeyi bu şartlarda oluşturmak durumundasınız. Ben ofisimin adresini herkese paylaştım. Dedim ki arkadaşlar, bulunduğunuz mahalleden çevrenizde oyuncak anlamında bize katkı sunacaklardan gideceksiniz, konuşacaksınız. Biz böyle bir proje yapıyoruz. Depremden etkilenen köy okullarına götüreceğiz. Oradaki çocukların psikolojik olarak o acılarını nispeten unutabilmesi için bir ortam oluşturmak istiyoruz diye. Düşünün, Türkiye'nin dört bir tarafından öğrencilerimiz her gün odama kargolar geliyor. Paket paket oyuncaklar geliyor. Gitmişler, esnaflarla konuşmuşlar. Çevresindeki yakınlarının, çocuklarının kullanmadığı oyuncakları bu tarafa yöneltmek suretiyle biz mevcutta Aksaray'da bulunan 8 tane öğrencimizle Hatay'a gidip 2 oyun sınıfını bu şekilde kurduk. Tabii bunlar gerçekten öğrencilerimiz açısından bu mesleğin kutsallığını ikinci sınıfta görmesi, mesleki aidiyet duygusunun erken dönemlerde başlaması açısından önemli. Ki en son Hatay'a gittiğimiz zaman 2 köy okulumuz, bunlardan birisi Sebenoba, diğeri ise Bezge ortaokullarıydı. Üniversitemiz sağ olsun bize aracımızı temin etti. Büyük bir otobüs. 40 tane öğrenciyle gittik. Ve 5000 kitap, ilk defa en üst düzeyde kitap götürme şansına sahip olduk. Önceki rekorlarımızı da kırmış olduk bu sayede. Ve bu 5000 kitabı 2 okulumuza pay ettik. Ve öğrencilerimiz de orada müthiş bir sinerji, müthiş bir iş çıkardılar. Ve böylece bu dersimizin amacı yerine gelmiş oldu ve döndük. Evet hocam. Evet. Hocam, aslında hakikaten bahsettiğiniz gibi hem sizin adınıza, hem üniversite adına, hem öğrenciler adına inanın çok mutlu olduk. Çünkü böyle güzel bir projeyi herkes dahil ettiniz ve siz detaylı bir şekilde anlattınız. Tüm öğrenciler de elinden geldiği gibi şehirde belki kapı kapı gezerek, kitap severleri dokunarak binlerce kitabı kazandırdılar. Bu anlamda hakikaten özel bir proje. Biz aslında sizinle çok çok daha uzun konuşmayı isteriz hocam ama maalesef vaktimiz sınırlı, artık veda edeceğiz. Veda etmeden son birkaç cümleniz varsa alalım. Artık veda edelim hocam. Son, çok sağ olun. Fatih Bey, son cümlem şöyle olsun. Önümüzdeki dönemki topluma hizmet uygulaması dersimizin hedefini biz şimdiden belirledik. İkinci deprem bölgesi olan Adıyaman'a 2 köy okulumuza biz bu kez bu yılki rekorumuzu da kıracak kitapla gitmek istiyoruz. Ve şu an itibariyle bakın, birinci projemiz tamamlandı. Aksaray'a döndük. Odamda koli koli dünya klasiklerinden, Türk klasiklerinden oluşan eserler gelmeye başladı. Ve az önce program başladığında da kargo elemanı kapımı açtı. Ve
kitaplar gelmeye başladı. Yani biz önümüzdeki senede coşkulu bir şekilde Adıyaman'da depremden etkilenen o köy okullarımıza bu anlamda iki tane güzel kütüphane kazandıracağımızın müjdesini verelim. Bu anlamda da bize ulaşıp destek olmak isteyen varsa dinleyicilerimizden Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bizimle irtibat kurabilirler diye söyleyelim. Evet hocam, yani buraya kitap bağışlamak isteyen dinleyenler olursa sizlerle irtibata geçtikleri zaman Aksaray Üniversitesi'ne ulaşıp sizin fakültenize ulaşıp size ulaştıkları zaman gayet tabii onlara yardımcı olacaksınız. Bu hatırlatmayı da yapalım ve çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere yayına katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, bugün önemli bir projeyi konuştuk. Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Yılmaz.